Ben uzun vadeli bir Bitcoin yatırımcısıyım. O yüzden günlük fiyatlar, grafikler falan çok ilgimi çekmiyor. Benim esas ilgimi çeken şey Bitcoin geniş toplum kesimleri tarafından ne zaman kullanılacak? En son okuduğum bir araştırmaya göre dünyada toplamda 150 milyon civarında kripto para kullanıcısı var. Bunların büyük bölüm Bitcoin'le haşır neşirdir. 150 milyon Bitcoin kullanıcısı var diyebiliriz. Bu çok küçük bir rakam. 7,5 milyarlık devasa dünyada sadece 150 milyon kullanıcı var. Bu kullanıcı sayısı arttıkça Bitcoin'in değeri de otomatikman artacak. Niye? Şu anda 21 milyon toplamda üretecek Bitcoin'i zaten 19 milyon çıktı bile piyasaya. Geriye kaldı kala kala 2 milyon. Buna talep gelirse, yani insanlar daha fazla Bitcoin kullanmak isterse, Bitcoin'in fiyatı artacak. Biz inovasyon terminolojisine buna toplumun adaptasyonu diyoruz. Toplumun daha geniş kesimleri Bitcoin'e adapte oldukça Bitcoin'in fiyatı yukarı gidecek. Evet, böyle dümdüz bir gidiş olmayacak. Zaman zaman manipülasyonlar olacak. Zaman zaman kaldıraçlı işlemleri patlatmak isteyecekler. Zaman zaman bir balina biraz bizim üzerimize kar boşaltmak isteyecek. Bunları yaşayacağız. Ama uzun vadeli gidişat hep yukarı doğru olacak. Yeter ki Bitcoin adaptasyonu büyüyor olsun. Konuda süper haberler geliyor her gün. Mesela Almanlar çok muhafazakardır ama bugün öğrendim ki 3 büyük Alman bankası Sparkasse, Volksbank ve Commerzbank müşterilerinin Bitcoin alıp satmasına ve dijital cüzdanlarına saklamasına izin vermeye başlamış yakında. Geçen haftanın sonunda Visa'nın dünyanın en büyük kredi kartı şirketinin bankalara kripto konusunda danışmanlık hizmeti verecek bir birim kurduğunu öğrenmiştik. Ne yapacakmış bu birim? Bankalar bu işten pek anlamadılar. Biz onları öğretelim diyoruz. Çünkü kriptonun çok büyüyeceğini düşünüyoruz diyorlar. İşte bunlar benim sevdiğim türden haberler. Çünkü bunlar Bitcoin'in daha rahat kullanılması konusunda altyapıların kurulduğunu, regülasyonların yavaş yavaş oturduğunu, sektörün çeşitli büyük oyuncuların buna destek vermeye başladığını gösteriyor. Ama bütün bunların ötesinde bence kısa vadede Bitcoin'in fiyatı üzerinde ve toplum adaptasyonu üzerinde çok köklü etkisi olacak başka bir mesele var. Eğer şu fotoğraftaki beyefendi, yani Gary Gensler, yani Amerikan SPK'sının başkanı Bitcoin Spot ETF'inin Amerikan borsalarında işlem görmesine izin verirse ortalık birbirine girecek. Neden? Çünkü şu anda Bitcoin'e yatırım yapamayan mesela devasa emeklilik fonları var. Gidip pazar yerinden Bitcoin alamıyorlar. Onların işleyişine aykırı bir Bitcoin ETF olmadığı için piyasada gidip onu da değerlendiremiyorlar. Böyle devasa fonlar var ve bu devasa fonlar Amerikan devleti tarafından onaylanmış bir Bitcoin Spot ETF olsa derhal işleme geçecekler ve bir anda çok büyük işlem hacimleriyle karşılaşacağız. Şimdi aranızda bazıları eminim diyor ki hocam zaten Bitcoin ETF'i var, Amerika'da borsada işlem görüyor. Var da o bu değil. Ben spot Bitcoin ETF'inden bahsediyorum. O ise vadeli işlemlere dayalı bir Bitcoin ETF'i. İşte bu podcast'imde bunların arasındaki farkları ve neden spot Bitcoin'in çok önemli olduğunu önce anlatacağım. Sonra bu Gessler Efendi neden bu işe karşı çıkıyor, biz ona bakmaya çalışacağız. Ve Gessler'in kararı değişmeye girdi mi yavaş yavaş? Üzerine ne gibi baskılar var? Dünyada ne gibi gelişmeler var? Bütün bunları ele almaya çalışacağım. Kabul ediyorum, bu biraz teknik bir podcast olacak ama eğer Bitcoin veyahut da herhangi bir kripto paranın yatırımcısı çünkü biliyorsunuz hepsi Bitcoin'e etkileniyorlar. Bu podcast'ı mutlaka izlemelisiniz. Bugün 17 Aralık 2021. Ben Bora Özkent. Nerede kaldı bu Spot Bitcoin ETF'i isimli podcast'ime hoş geldiniz. Ama podcast'e geçmeden önce bir teşekkürüm ve bir duyurum var. Öncelikle çok teşekkürler. Kanalımız çok hızlı büyüyor. İyi ki bana destek veriyorsunuz. Ve kanal izleyicilerimin çok talep ettiği bir eğitim var benim verdiğim. Nasdaq'ta işlem gören, yani yüksek teknoloji şirketlerine nasıl yatırım yapılır diye. İki kere açtım bu eğitimi. 25'er kişilik kontenjanla ikisi de hemen doldu. Şimdi Şubat ayında bir tane daha açmaya karar verdim. Eğer ilgi gösterirseniz linkleri aşağıda. Bu eğitimi yüksek teknoloji firmanın hisse senetlerine yatırım yapmanın sırlarını anlatıyorum. Bu biraz daha farklı bir yatırımcı şekli aslında. Biraz daha riskli. Bakmanız gereken şeyler daha farklı. Bütün bunları anlatıyorum eğitimde. Gelen arkadaşlar genellikle çok memnun oldular. Belki sizin de ilginizi çekebilir. Şimdi gelelim Spot Bitcoin ETF'i meselesine. Önce bir ETF demek ne demek? Buradan başlamamız lazım. ETF Exchange Traded Fund demek. Yani borsada işlem görebilen fon. Nasıl işliyor bu mekanizma genelde? Bir fon oluşturuluyor. Bu fon havuzuyla gidilip belli bir varlık grubuna veya belli bir varlığa yatırım yapılıyor. Mesela altın ETF'leri var. İşte petrol ETF'leri var. Veyahut da belli bir sektördeki hisselere odaklananlar var. Mesela etikli araçlar ETF'i gibi. Fon geliyor bunları alıyor ve sonra diyor ki bunlar bende, sen de gel benim hissemi al. Böylece aslında onların sahibi ol ama tek tek seçmekle sen uğraşma, bunları saklamakla uğraşma, korumakla uğraşma. Benim hissemi al, aslında onları almış oluyorsun. Sorun şu ki bu Ekim ayından itibaren Amerika'da kabul edilen bu Gessler beyefendinin kabul ettiği Bitcoin ETF'leri spot Bitcoin ETF'leri değil. Onlar Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ETF'ler. Peki bunların farkı ne? Ha, vadeli işlem olmuş, ha spot olmuş. İkisi de Bitcoin ETF'i değil mi?
Pek değil. Çünkü vadeli işlemlere dayalı olan ETF'lerde Bitcoin'in kendisini almak diye bir şey yok. Onun yerine gidiyorlar İngiltere merkezli CME Bitcoin Futures kontratlarına yatırım yapıyorlar. Tabii şunu söyleyebilirsiniz, bu vadeli kontratlar da sonuçta Bitcoin fiyatına dayalı olarak yükselip alçalmıyor mu? Evet öyle, ama arada bazı farklar var. Mesela fiyatlar tam olarak tutmayabiliyor. Genellikle bu vadeli kontratlarda Bitcoin'in fiyatı biraz daha yukarılarda. Yani siz gidip vadeli kontrata dayalı bir ETF aldığınızda bugünkü gerçek Bitcoin fiyatından daha pahalıya Bitcoin almış aslında oluyorsunuz. O nedenle bu tip ETF'ler yatırımcı açısından epey pahalıya geliyorlar. Yani normalde piyasadaki Bitcoin şu andaki fiyatla vadeli kontrattaki fiyat arasında bir 100 dolar 200 dolar oynuyor diyelim. Hani diyebilirsiniz ki 40-50 bin dolarlık bir varlıkta 100-200 doların önemi var. Öyle bakmayın ama bu kontratlar sürekli vadeleri doluyor ve her vadesi dolduğunda siz tekrar gidip bir 100 dolar 200 dolar daha masraf ediyorsunuz. Bazı araştırmalar bu fiyat hareketliliklerinin yatırımcılara bir yılda %15 civarında kümülatif maliyeti olacağını gösteriyor. Yani bir Bitcoin vadeli işlemine dayalı ETF yatırım yaptığınızda yılda daha Bitcoin'in fiyatı aynı bile dursa %15 durduğunuz yerde para kaybetmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı bu tip Bitcoin ETF'lerine pek talep yok. Yani en büyük ProShares'in ki 1 milyar dolar civarında bir yatırım var orada, ama talep oldukça düşük gidiyor ve piyasa çıktığından beri de fiyatı pek kıpırdamadı işin doğrusu. O halde biz ne istiyoruz? Spot Bitcoin alımına dayalı bir ETF istiyoruz. Yani bu fon gidecek aslanlar gibi piyasalardan Bitcoin alacak, bunu kendi hazinesine koyacak ve diyecek ki benim hazinemde atıyorum 100 bin Bitcoin var. Bu 100 bin çarpı 50 bin dolar şu kadar para eder. Ben bunları 10 bin hisseye böldüm. Buyurun benim hissemi alın diyecek. Böyle bir durumda yatırım yine gidip doğrudan doğruya Bitcoin almaktan biraz daha masraflı elbette. Çünkü bu fonda para kazanması gerekiyor. O da bundan biraz komisyon kesiyor. Ama yine de Bitcoin nasıl alacağım, nerede saklayacağım, şifresi ne olacak vesaire, bunları kafasını karıştırmak istemeyen veya daha evvel de bahsettim emeklilik fonları gibi bunu yapmaya zaten izni olmayan para sahipleri için bu tip bir spot Bitcoin ETF'i gayet çekici bir çözüme benziyor. Şimdi daha fazla tekniğe girmeye gerek yok. Spot Bitcoin ETF'ler herkes için daha iyi, yeni yatırımcılar için daha iyi. Çünkü daha düşük masrafla Bitcoin yatırımı yapmış oluyor. Hem de borsadan girebiliyor, kanuni olarak girebiliyor. O Bitcoin'i nasıl koruyacağını falan düşünmeden düşük masrafla Bitcoin'e aslanlar gibi yatırım yapıyor. Bizim gibi eski Bitcoin'cular için de iyi, varlığımızın değeri artıyor çünkü daha fazla talep geliyor. Peki herkes böyle mutlu da bu Gary Gensler efendi niye bu işten memnun değil, niye o izin vermiyor? Veyahut da niye buna izin vermiyor da gidip vadeli kontrata dayalı ETF'lere izin veriyor? Bunun iki sebebi olabilir. Bir tanesi, gerçekten kafası çok karışık, bu işten anlamıyor diye olabiliriz. İkincisi de gizli bir ajandası var. Bu işten anlamaması mümkün değil Gensler'in. Çünkü Gensler MIT'de blockchain dersleri falan veren, son derece bu konuda teknik olarak bilgili cin gibi bir adam. Yani bu söylediği şeyin, bu argümanın saçma olduğunu bence kendisi gayet farkında. O halde arkada bir gizli ajanda olması lazım. Çünkü öbür türlü bu kadar saçma bir şey söylenmez. Ne diyor Gensler? Diyor ki Bitcoin'de diyor regülasyon yok diyor. Regülasyona dayalı olmayan bir ürünün üzerine oturan bir ETF'e benim borsalarımın işlem görmesini istemiyorum diyor. Tamam, ben buna saygı duyarım. O halde vadeli kontratlara dayalı ETF'e niye izin veriyorsun? Diyor ki CME vadeli kontratlar piyasası regüle ediliyor diyor. Ona dayalı ETF o yüzden bence okey diyor. İyi de abi en dipte Bitcoin'in kendisi var hala. O vadeli kontratlar piyasasındaki Bitcoin fiyatları neye göre oluşuyor? Coinbase piyasasına, yani bildiğimiz spot piyasadaki fiyatlara istinaden oluşuyor. Biliyorum kafanız karıştı ama Gensler'in de kafası karışık, benim de kafam karışıyor. En dipte diyor regüle olmayan bir şey var ama onun üzerine yalandan regüle bir şey oturursa ben buna dayalı ETF'e izin veririm diyor. Geldi, çık işin içinden. Demin de dedim Gensler aptal bir adam değil. Bunun saçma olduğunu o da farkında. O halde bence arkada gizli bir ajandası var. O gizli ajandada muhtemelen Bitcoin'in regüle edilmesini itmeye çalışıyor. Bizi ona zorlamaya çalışıyor Amerikan parlamentosuna. Rahatlamak adına, kendi adına makul olabilir. Veyahut da belki başka planları var. Mesela Bitcoin'lerin Amerika'daki Wall Street bankalarının kasalarında saklanması gibi. Kasa derken tabii sanal bir kasadan bahsediyorum. Valla bana sorarsanız Gensler son derece zeki görüyorsunuz burada. İlginç bir stratejiyle o regülasyonun kendi istediği gibi olmasını sağlayacak. Bitcoin yatırımcıları buna bence razı olacaklar eninde sonunda. Biliyorsunuz Amerikan lobisine Bitcoin yatırımcıları epey parlamentosunda lobi yapıyorlar. Onlar buna razı olacaktır. Çünkü şöyle göreceklerdir. Evet, bundan dolayı bizim kripto paralar biraz fazla kontrole giriyor ama değeri çok artacak. Çünkü kanunen kabul edilmiş olacak.
daha fazla fonlar bu işe gelecek. Bu durumda bunu kabul etme ihtimalleri yüksek. İşte Gessler böyle cin bir fikrin peşinde ve bu cin fikrini uygulatmak için de bastırdıkça bastırıyor. Peki bu oyunu kazanır mı yoksa neler olur, bir de ona bakalım. Şimdi bir kere şöyle olumlu bir gelişme var. Gessler'in bu istediği bankalar bunu tutsun konusunda çok yatırım var şu anda. Amerika'daki pek çok banka kendi hazinelerinde Bitcoin saklayabileceklerini ve bu konuda custodian hizmet denen, yani bir kasa hizmeti gibi hizmeti müşterine verebileceklerini söylüyorlar. Bu teknoloji yatırım yapıyorlar. Yani Gessler'in istedikleri yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi bu yönde. Ama bir yandan da Gessler'in üzerine çok ciddi bir baskı var. Çünkü bugün artık Amerikan parlamentosunda Bitcoin yatırımcısı parlamenterler var. Bitcoin'i çok savunuyorlar ve Gessler'in bu yaptığını kanun dışı buluyorlar. Diyorlar ki sen 200'lük yapıyorsun. Yani vadeli dayalı kontrata izin veriyorsan spot'a da izin vereceksin. Senin buradaki derdin ne, niyetin ne diyorlar. Epey bir baskı koyuyorlar üzerine. Bu konuda en ciddi baskı yapanlardan bir tanesi mesela Pat Tommy, bir senatörlerden bir tanesi, anladığım kadarıyla Bitcoin'de var. Diyor ki Gessler'e bir mektup yazdı. Ne iş ya dedi. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bu deri senin kanununa aykırı. Administrative Act diyorlar. Yürütme kanununa aykırı. Nasıl yaparsın bunu diye baskı koydu. Gessler'den cevap gelmeyince bir ay sonra bir daha bir mektup yazdı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben bir parlamenterim. Bir bürokrat olarak sana sorduğum şeyi cevaplamak zorundasın dedi. Başka bir mesele de dünyada pek çok yerde spot Bitcoin ETF'ler zaten devreye girmiş durumda. Kanada'da bildiğim kadarıyla 4 tane var şu anda Bitcoin ETF'i spot'a dayalı. Ve bir sorun da çıkmıyor. Gessler'in savunduğu ya bu pazarda işte regülasyon yok vesaire yok. Palavra, çünkü Kanada'da uzun zamandır buna işlem görüyorlar ve galiba 1,5 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşmış durumdalar. Aynı şekilde Brezilya'da da bir spot Bitcoin ETF'i var. O da hızla büyüyor. Orada da bir sorun çıktı yok. Yani Gessler'in aslında savunulacak bir yönü yok. O yüzden bence vakit kazanmaya çalışıyor. Ve bu vakti kazanırken de büyük Bitcoin lobicileriyle ve parlamentoyla biraz bilek güreşi yapıyor. Bu bilek güreşinin ama ciddi bir maliyeti var. Mesela Fidelity. Fidelity Amerika'nın en büyük fon yönetim şirketlerinden bir tanesi. Fidelity dedi ki yeter artık ya, ben seninle uğraşamayacağım dedi. Gitti o da Kanada'da Bitcoin Spot ETF'i yarattı. Bu büyük darbe, çünkü Amerika böyle şeylerden korkar. Amerika ister ki kendi sermaye piyasaları dünyanın en gelişkin olsun. Fakat şimdi kendi sermaye piyasasının en büyük oyuncuları artık Amerika'nın dışına kaçıyorlar. İşte ben bütün bu gelişmelerden dolayı 2022 yılında bir spot ETF'in çıkacağına aşağı yukarı eminim. Gessler buna daha fazla dayanamayacak. Öbür taraftakiler de bu pazarlıklara bir şekilde yanaşacaklar. Bankalar bu tip hizmetleri genişletmiş olacak ve Gessler'in istediğine çok yakın bir şekilde Bitcoin ETF'leri Amerikan piyasasına giriyor olacak. Bu tabii asla bütün Bitcoin'lerin Amerikan bankalarına saklanacağı anlamına gelmiyor. Ama bir ETF, eğer Bitcoin spot'a dayalı bir ETF varsa, onun Bitcoin'lerinin o bankada saklanması şartını getireceklerine eminim. Ve bu tabii epey bir büyük miktar olabilir. Çünkü dışarıda çok büyük miktarda para var. Hiç Bitcoin almamış olan. Oralardan gelecek Bitcoin talebi eğer bu banka kasalarına bunu sürüklerse Bitcoin'in epey dünyadaki büyük bir bölümü Amerikan bankalarında saklanmaya başlayacak diyebiliriz. O nedenle benim kişisel görüşüm bunun 2022'de olacağı yolunda. Bu Bitcoin için iyi bir şey mi değil mi, burası tartışabiliriz. Fiyat açısından iyi olacağı %100. Ama bizim Bitcoin'den esas amacımız neydi? Desantralize, Wall Street'e isyan, Wall Street'e tabi olmayan bir şey olsun istiyorduk. Bu yöntemde bayağı aslında Wall Street'in oyuna ciddi bir şekilde katıldığını görüyor olacağız. Artık hangisi iyi hangisi kötü benim de kafam biraz karışıyor. Bir yandan cebimdeki Bitcoin'in değeri artsın istiyorum elbette hepiniz gibi. Bir yandan Bitcoin'in ideallerine aykırı buluyorum, benim de kafam karışıyor. Durum bu. Umarım bu zor konuyu anlatabilmişimdir sizi çok fazla sıkmadan. Sizin de görüşlerinizi, fikirlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya not olarak yazın. Evet, bugünkü podcast'ın sonlara geldik. Eğer hoşunuza gitmişse lütfen bir like çok iyi olur. Beni takibe almanız çok iyi olur. YouTube algoritmaları beni size her seferinde göstermeyebilir. Takip alıp o çan var ya, onu çana değerseniz her yeni podcast'ten haberdar olursunuz. Bu da beni çok mutlu eder.